Thank you.
Beni sayar. Buraya kadar geldiler. Öncelikle tabii siz değerli konuklarımız tekrar tekrar bizleri bu İzmir kavurucu sıcağında yalnız bıraktığınız için teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Şöyle çok hızlı geçeceğim. Göremediğim, unuttum. Bilgiler olursa affola. Çünkü gerçekten artık bugün yılın son günü, şu an bendeki rahatlığı eşim anlar, yakınlarım anlar. Öyle bir rahatım ki son konserimi yaptım. Yarın bana ulaşamazsınız, arayanlar şimdiden söyleyeyim. Telefonlarım kapalı, artık Allah nereye gönderirse oradadır, orada. Aramayın yani yarın beni artık. Lütfen bir süre görüşmeyelim. Bu sene yoruldum,
5 koroyla çok şükür güzel konserler verdik. Efendim, sevgili hem sanatçı büyüklerim var hem de anmadan geçemeyeceğim İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı İsmail Derse bugün aramızda. Efendim, o genelde arkalara gitmeyi seviyor ama hala burada bilmiyorum. Eskiden sizin gibi telsizini dinlerdi, bir şey olduğunu giderdi. İzmir İl Emniyet Müdürlerimizden Sayın Hakan Sabancı. Abi nereye daha çok arkaya gitmişsin, müdür? Sevgili abi, sevgili Ercüment Bey'in de kıymetli damadı oldu. Hakan abi, dışarıda bir göreyim seni, vallahi özledim. Görüşelim. Efendim, Kemal Vakfı'ydı ama yeni bir vakıf oldu galiba, değil mi başkanım? Devam. Ben geçen de başka bir şey gördüm ama Kemal Vakfı'nın kıymetli başkanı Temel Bal bugün aramızda. Hemen böyle sırayla hızlı geçiyorum. Benim de 2 yıl görev aldığım İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu emekli ses sanatçısı Bedri Bulut abi. Hocaların hocası benim de hocam sevgili Ergin Kaylan. Hemen böyle bakayım. Benim sevgili canım ablam. Son zamanlarda biraz sağlığıyla uğraşıyor ama ne güzel bugün geldi buraya eski sağlığıyla. Sevgili Aslan Zorunlu. Tabii ki ya 24 Haziran'da ya. Nerede? Big Beş Çiçek'te konser var Aslan Zorunlu. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Evet, sevgili söz yazarı Savaş Yavuz Hocam aramızda. Yine bir söz yazarı Belki Sarkan Hanımefendi aramızda. Karşıdan bir gün konuşalım sevgili kardeşim Uğurtan Devri aramızda. Hocam bir şeyler yazdım ama vallahi unuttum. Sevgili Bengü Kaplan hocam, Bengüce korosunun sevgili şefi, aynı zamanda müzik öğretmeni. Ve İzmir'i gerçekten çok naif. Ben çok seviyorum. Allah onu başımıza eksiltmesin. Seneye sürprizlerimiz olacak onunla. Sevgili Gülşen'i çakmak. Seneye demişken ne olacak? Şöyle söyleyeyim. Benim şeflik hayatımda 20. yılım. Şimdiden sözümü vereyim. Çok büyük işler yapacağım. Zaten yaptım ama. Yapacağım işler, yaptığım işler, yapacağım işleri sizlere nedenler. Benim yaptığımız. Buyurun. 13 Haziran'da Uğur'un konseri varmış. Nerede Uğur'cum? Bekleyeceğim şekilde. 25 Haziran'da Bengül Hoca'ya. Nerede? Çiğli'de. Fakir Bayburt. Takip edin. Onlar arasından sürekli paylaşıyorlar. Sevgili sanatçı büyüğüm, ağabeyim, güzel ses, büyük enerji, Serhat Öztek. Herkese. Henüz daha tanışmışlığımız çok az ama kendisi de uzun yıllardır tanıyorum, takip ediyorum sevgili Yaşar Karasoy. Hocam senin de galiba 5 tane mi kadar vardı? Ama ben seneye bıraktım yani şu an bir tanesinden ayrıldım, bir tanesinden daha size bırakacağım. Allah'ın hakkını 3 tur değil, 3'le devam edeceğim. Biraz yoruldum. Başarılı olalım, 3 olsun. 3 olsun, bizim olsun. İzmir Büyükşehir Belediyesi Klasik Türk Müzik Korosu Şefi sevgili kuzenim İlaç Melekşe. Diş Hekimleri Korosu aynı zamanda kendisi de bir diş hekimi. Sevgili Mustafa Kırışman hocam orada. Var mı görmediğin, unuttuğun? Söyle, istemiyorsun. Sonra sen de dışarıda.
Şimdi tabii bir iki tane daha teşekkür etmem lazım. Biliyorum şu an Sonat Ekmen hocam hadi artık diyorlar ama söz onları eve taksiyle göndereceğim artık. Ne yapayım bu saat oldu. Çağırın benim arabama. Efendim, İzmir'in gerçekten birbirinden kıymetli, birbirinden değerli saz sanatçılarına gecenin en büyük alkışını rica ediyorum. Sizler için bugün Azerbaycan'dan Yaşar'ı getirdim. Biraz önce solosuyla. Hepsini bundan getirdim gerçekten. Çalışmalarınızda bizle birlikte olan sevgili İsmet Çakmak kardeşime ayrıca teşekkür ediyorum. Sevgili Ömer Demirçelik abime ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün kendisi programla çalışmalarımızda. Ve hepsi bundan kıymetli. 19 yıldır benim bu güler yüzüm yanında gerçekten bir tarafım çok lanettir, bilenler bilir. Her zaman böyle gülmez bu yüzüm. Hocamdan, biliyor musunuz el kaldırıyorsunuz oradan, teşekkür ederim. Biliyorsunuz yani benim o yüzümü. Rahmetli hocamdan öyle geçti diyelim. Hepsi benim kahramı çekiyorlar. Karşıyaka Cumhuriyet Korosu'nun birbirinden değerli, birbirinden asil, birbirinden yetenekli, kıymetli hanımefendileri ve beyefendilerine kocaman. Efendim bugün ölümsüzleştiren sevgili ağabeyim Bahsi Dinçer'e çok teşekkür ediyorum. Sosyal medyada herkese olsun. Bunu hiç durmadan ara gibi çalıştı. Allah razı olsun. Ve karşılığında hiçbir şey beklemeden hakkını helal edin. Sağ olasın. Nasip hocam inşallah. Seslerin bu kadar gerçekten güzel gelmesinde büyük emeği var. Çok da koro çipi abilerim var. Bazen böyle seslerin sıkıntıları yaşıyorlar. Başta sevgili VIP sesin kıymetli sahibi burada aramızda yok. Mehmet İnsel'e. Daha sonra sevgili Devrim abiye ve Yavuz abiye. Karşıyaka Belediyesi sevgili başkanıma, başkan yardımcılarıma, köprü müdürüme, bize bu salonu tahsis ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Salonun görevlileri sevgili Sonan kardeşime, Egemen kardeşime, Cem kardeşime, hepsine teşekkür ediyorum. Ve banka vizyonlarıyla sizlere çok güzel bir sunum yapan Ümit Alışan'a ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi son iki tane şarkımız kaldı. Bir şey yapalım değil mi ya? Unuttuysam artık özür diliyorum. Son iki tane şarkımız kaldı. Şöyle ki, kızım da bugün burada 3-4 konser önce Leyla Elagözlü bir çöl ağlusu şarkısını söylemiştim. Onu söyleyeyim artık. O an birkaç tane söyledim. O günden beri Leyla o şarkıyı hemen 3 günde ezberledi. Ama her konser dönüşü baba niye şarkı okudun diye sormaya başladı. Geçenlerde bir tane şarkı okudum yine. Leyla yoktu içinde. Bu sefer de Leyla'lı şarkı istediğini söyledi. Şimdi Selim Öztaş'ın da hem Nihayet Bakanlığı'ndayken güzel bir Leyla ile alakalı bir eseri var. Leyla'nın öğrencisi. Eğer dinlerseniz ben de onu öyle göreceğim. Kızım için konuştum. Ondan sonra Ümit abi sen de beni dinle. Son şarkı yapalım. Bir eser var onu çıkartalım. Sizler de artık evinize gidin çok geç olmadan. Aşkla kalalım diye en son şarkıyı Kaynağın Aşk Böyledir adlı şarkısına ayırdık. Aşkla sevgiyle kalın hep beraber. İnşallah 2024-25 sezonunda tekrardan böyle dolu dolu sonları görüşürüz. Thank you.
Dediğim gibi seneye 20. yılım. Beni takip etmeyi ve lütfen
yalnız bırakmamayı unutmayın. Her konserinde sizleri ağırlamaktan çok güzel bir